Merhaba gençler. Word derslerimize devam edelim. Word'e giriş yapıyoruz. Bir boş bölge seçtim. Bir 5 paragraftan oluşan bir yazı ekrana getirdim rant komutuyla. Geçen hafta yazı tipi, paragraf, stiller ve düzenleme ile alakalı temel bilgileri vermiştim. Bu hafta pano kısmını halledelim ve giriş sekmesini halletmiş olacağız. Bir seçim yaptım mouse'umla. Bir paragraf seçebileceğiniz gibi tek bir kelime için veya bir satır için de bu işlemlerin çalışıyor. Ben daha görünür olması açısından bir paragraf seçtim. Hatta bunun rengini, yazının boyutunu, kalınlığını ve hatta iki tarafı da yaslayarak diğer paragraflardan farklı olsun diye bazı yazı tipinde değişiklikler yapayım. Şimdi kes şu manaya geliyor çocuklar. Kes az önceki o kırmızı gördüğümüz paragrafı hafızasına veya panosuna kaydeder ve siler. Hızlı erişim çubuğundan geri alayım. Kopyala ne işe yarar? Kopyala da buna kese benziyor fakat yaptığı şey kesten farklı olarak yine kopyala deyince şu seçilen yazıyı, seçilen paragrafı panosuna kaydediyor ama silmiyor. Kesle kopyala arasındaki tek fark budur. Biçim boyacısı şudur. Mesela şu paragraftaki biçim biraz değişti. Yani yazı tipinde bazı değişiklikler oldu. Buradaki biçimi başka bir paragrafa şöyle yapabilirsiniz. Bunu seçersiniz. Kalibri 14, kalın, kırmızı. Tek tek ne yapabilirsiniz bunu? Ayarlayabilirsiniz. Mesela şöyle seçersiniz. 14 yaparsınız. Kalın yaparsınız. Kırmızı yaparsınız. Her iki yanını da yaslayalım. Bu şekilde uğraşabilirsiniz. Veya çok daha kısa olarak şöyle buradaki biçimi, şuradaki biçimi biçim boyacısıyla kopyalarsınız. Hangi paragrafa, hangi satıra bunu taşımak istiyorsanız seçip bıraktığınız zaman buradaki biçimin aynı şekilde o seçim yaptığınız, sonradan seçim yaptığınız kısma da taşındığını fark edebilirsiniz. Ben şimdi şu ikisini sileyim. Şimdi tekrar bu yapıştırla alakalı bazı özel durumlar var. Onu görelim. Kopyalayayım. Kesmeyeyim. Ki farkı da görelim bu arada. Kopyalayayım. Şu alta yapıştıracağım. Doğrudan buna basabilirim. Bakınız görüldüğü gibi bunun bir kopyasını oluşturdu. Sileyim. Şimdi diğer seçeneklerine bakalım. Kopyalayayım. Yapıştırın altında bakınız tercihler var görüldüğü gibi. Buraya yapıştıracağız şimdi. Aynı şekilde getirdi. Kaynak biçimi yani kaynak ne dersiniz çocuklar? Şurası. Bu kaynağı kopyaladı. Kaynak burası. Bu kopyayı aynı şekilde biçimleriyle birlikte biçimleri olmadan şimdi bu resim olarak bakalım resim olarak farkı ne? Görüldüğü gibi buraya biz ne yapabiliriz çocuklar bakınız? Eklemeler, çıkarmalar yapabiliyor. Ama bu resime dönüştüğü zaman artık ne oluyor çocuklar? Bildiğiniz bir resim oluyor bu. Bakınız görüldüğü gibi. Hatta yeni şöyle ortadayım. Görüldüğü gibi bu. Bunda bir değişiklik yapıyor. Bildiğiniz resime dönüyor yani bu. Resim olarak kopyalayabiliyorsunuz. Ama de bundaki şuradaki değişiklik yaptığınız gibi üst paragrafı yaptığınız değişiklik gibi aşağıda ne yapabiliyorsunuz? Resimde bir değişiklik yapamıyorsunuz. En azından Word ile birlikte. Bir başka kopyalayıcısı daha vardı. Onu da bakalım. Kopyalayayım. Şuraya. Şöyle getireyim de ekranın başa. Metni koru. Evet, bu ise ne işe yarıyor? Yukarıdaki metni alıyor. Normalde yazı tipinde ve paragraf şeyinde bazı değişiklikler olmuştu. Bunu ne yaptı çocuklar? Aşağıya, hatta tekrar görelim. Var olan standart yani default olan yani varsayılan tipe bütün ben şeyleri, değişiklikleri ihmal ederek sadece yazıyı getirip kopyalıyor. Bunu da kullanabilirsiniz yani. Hanginiz işinize yarıyorsa bunları ne yapabilirsiniz çocuklar? Taşıyabilirsiniz. Kopyalamanın da 2-3 tane farklı tipi varmış. Bakın şu yan tarafında bastığınız zaman bir şey yap kopyaladığınız zaman
O yukarıdaki şu yapıştırın altındaki dört seçenek zaten burada ne yapıyor çocuklar? Karşımıza bakınız çıkıyor zaten. Şunun aynı şekilde kopyalayıp yani kısaca özetle şunu diye söyleyebiliriz. Şu görseli, şuradaki görülen paragrafı komple kendisi biçimlerini koruyarak da kopyalayabilirsiniz. Resim olarak da kopyalayabilirsiniz veya sadece harfler, sadece kelimeleri kopyalayabilirsiniz. Yani kendi var olan metninizin aslında siyah renkli metninizin hem boyut yazı tipi olarak hem de paragraf olarak onun biçimini de koruyup da kopyalayabilirsiniz. Böylece giriş kısmında anlatacaklarım bitti. Bunlar tabii çocuklar en temel seviyededir. Bundan daha fazla ayarları da var görüldüğü gibi. Bunların çoğuna girmedim. Sadece burada temel olarak Word'ün giriş kısmını halletmiş olduk. Şunu seçeyim. Geçen hafta bir de atıf olsun. Şöyle. Hatta kalın yapayım böyle. Bunları da geçen hafta hatırlıyorsunuz. Şuradaki şu işaretleri kapatması şuradan olduğunu tekrar söyleyeyim. Evet, şimdi sırada ekle sekmesi var. Ekle sekmesindeki sayfalar, tablolar, çizimler, eklentiler, medya, bağlantılar, açıklama, üst ve alt bilgi, metin ve simgeler olmak üzere alt komut grupları bulunmakta. Hızlıca temel seviyede çok sıklıkla kullandığımız şeyleri göstereyim. Kapak sayfası, ödev, proje falan yapıyorsanız normal şu gördüğünüz sayfadan daha farklı olaraktan bir kapak sayfası oluşturabilirsiniz. Burada görüldüğü gibi değişik kapak görselleri görüyorsunuz. Mesela şunu kullanıyorsunuz. Bir kere basmanız kafi. Bu aslında bizim Word belgemize bir kapak sayfası oluşturmamızı sağlıyor. Tarih girelim buraya mesela. Temel bilgi teknolojileri diyelim. Word dersleri ikinci hafta diye. Düzenlemeler yapabilirsiniz. Bunu mesela şöyle seçip giriş kısmından renklendirebilirsiniz. Boyutunu küçültebilirsiniz. Kalın yapabilirsiniz, italik yapabilirsiniz. Bu tarz değişiklikler yapabiliyorsunuz çocuklar. Aynı şekilde burada da değişiklik yapabilirsiniz. Kalın, italik, vurgu kısmı vardı. Geçen haftadan hatırlarsanız. Buraya Trabzon yazalım. Şirketin adı da KTÜ olsun mesela. Bu tarz bilgileri ne yapabilirsiniz burada? Değişiklik yapabilirsiniz. Kapak sayfaları böyle oldu. Boş sayfa ne işe yarıyormuş? Şunu yeni bir boş belge açayım. Şunu kapatayım. Kaydetmeyeyim. Evet. Ekleye devam ediyorum. Boş sayfa ne işe yarıyor bir bakalım. Hatta şuraya yine bir 15 paragraftan oluşan bir yazı getirelim. Şimdi burada boş sayfa deyince ne işe yarayacak bir bakalım. Boş sayfa dediğim ne yaptı? Bizim var olan yazımızın ön tarafına yeni kullanabileceğimiz aslında bir sayfa açtı. Şunu bir basayım şöyle. Tekrar geri aldım. Sayfa sonu ne işe yarıyor? Şimdi görüldüğü gibi burada ilk sayfamız var. Burada bitiyor. İkinci sayfaya geçmiş. Zaten şu alttan takip edebiliyoruz. İkinci sayfamızdayız şu anda. Mouse'la tıkladık. Kursörümüzü ikinci sayfaya taşıdık. Birinci sayfaya taşıdık. Birinci sayfadan ikinci sayfaya geçmesi çocuklar kendi otomatik geçiyor. Yani Word belgemizi kendi çalışabileceği sınırları geçince bir sonraki sayfaya bizi yolluyor. Ama bunu biz illaki sona gelmeden de sayfa sonunu ayarlayabiliriz. Bunu da şöyle seçeyim. Hatta bunu da renklendireyim. Daha rahat görelim. Şuradan sonrayı
Bir sonraki sayfaya taşımak istiyorum. Süs, kırmızı ile görülen paragraftan sonraki temalar ve stillerde belgenizin düzenli kalmasına yardımcı olur. Paragrafını bir sonraki sayfaya atayım istiyorsanız, yani sayfa bitmeden yeni bir sayfaya geçmek istiyorsanız, kursörünüzün yanıp söndüğü yerde sayfa sonuna basmanız kafi. Bakınız, az önceki kısım ikinci sayfaya gitti. Yani bu sayfa bitmeden sayfayı ne yaptınız çocuklar? Sonlandırdınız. Buraya şöyle kopyalayalım bir şeyler. Şöyle iki paragraf kopyalayayım. Bakınız. Buraya iki paragraf ekledim. Ama hala burası neydi çocuklar? Deminkiyle aynı. Bunun, yani sayfa sonunun aslında size sağladığı fayda nedir? Şöyle göstereyim. Şimdi şunu sileyim. Sayfa sonunu da delete ile sildim. Bakınız ne oldu? Diğer sayfaya yolladığım paragraf geri geldi. Şunu şöyle enter ile gideyim. Bakınız, yani temaları, şu paragrafı, temalar ve stiller ile başlayan bu cümle paragrafı enter ile de ne yaptım? Türkçe bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enter ile diğer sayfaya yollayabildim. Şimdi bunun diğerinden farkını görelim. Yani sayfa sonu, ekledeki sayfa sonuyla farkı nedir bakınız. Kopyalayayım. Demin buraya kopyaladığım zaman şöyle bir kere kopyalayayım. Bir daha kopyalayayım. Demin buraya kopyalamalar yaptığım zaman, yani sayfa sonuyla sayfayı bitirip buraya kopyalamalar yaptığım zaman diğer sayfada herhangi bir değişim olmuyordu. Şimdi enter'la diğer sayfaya yolladığım paragrafta ekstradan iki tane daha paragraf buraya ekledim. Bakınız, o eklediğim paragraf kadar aşağıya doğru ne oldu çocuklar? Bakınız, sayfa başından aşağıya doğru gittiniz. Bunun, yani şu enter'la diğer sayfaya geçmeye göre faydasını anlamışsınızdır umarım. Ben yine delete'le şöyle alayım. Yine ne yapayım burada? Sayfa sonuna bastığım zaman bakınız, şuraya bir şeyler yazayım. Lütfen alttaki ikinci sayfanın ilk paragrafına dikkat ediniz. Bakın, yukarıda yaptığım işlemler, bakınız, altta herhangi bir değişime sebep olmuyor. Sayfanın sonunun, sayfa sonu kullanmanın faydası bu bize. Burayı sileyim. Sayfa sonunu da kaldırdım. Ekleye devam edeyim. Tablo. Tablo için ayrı bir ders yapacağım. Sadece burada tablo eklemeyi gösterelim. Bakınız burada kaç tane satır, kaç tane sütun, ne yapabilirsiniz buradan ayarlayarak mouse'unuzun kaydırmak suretiyle istediğiniz sayıda satır ve sütun ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Buraya sütun 1, bakın böyle yazılar yazabilirsiniz. Şuradaki şeyler gözünüzü yoruyorsa şuradan kapatalım hatta şöyle. Buraya sütun 2 diyelim. Şöyle kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Diğer komutlarda hani görmüştük. Bunları da böyle kullanalım. Evet, gördüğünüz gibi buralara ne yapabilirsiniz? Şöyle bilgiler girebilirsiniz. İşte biz bunu neyle sağlıyoruz çocuklar? Ekle kısmındaki, şöyle girelim. Ekle kısmındaki tablo komutuyla yapabiliyoruz. Bunları ortalayabilirsiniz. Yani giriş kısmındaki fonksiyonları kullanabilirsiniz. Şurada mesela yapalım bir tane. Şöyle. Kalınlığını değiştirebilirsiniz, rengini değiştirebilirsiniz, vurgu ekleyebilirsiniz. Üst simge falan yapabilirsiniz tabi lazım olursa. Şöyle seçmeden üst simge olmuyor biliyorsunuz. Seçelim mesela böyle. Yani gördüğümüz, aslında Word'de yapabildiğimiz şeyleri tablonun içinde de yapabiliyoruz yani. Şunları seçelim mesela. Bunları sağ tarafa yaslayalım. Kalın yapalım falan. Bu tarz manipülasyonlar yapabiliyorsunuz. Eklede tablo için ayrı bir dersimiz var. Tabii şunu da göstereyim o zaman, madem buraya girdik. Bakınız, tabloyu seçtiğim zaman yukarıda yeni iki tane daha sekme oluşuyor, fark etmişsinizdir ki. Bakınız burada değişik tablolarımız var. Renkli, değişik renkte. Hatta şöyle tamamen görelim. Bu şekilde tabloları ne yapabilirsiniz çocuklar? Kendi hafızasındaki var olan tablo dizaynlarını kullanabilirsiniz. Başka ne var mesela? Sütun ekleme, bunlar için ayrı bir ders yapacağımı söyledim. Bu tarz değişiklikleri de yapabileceğiz. İlerideki bir dersimiz bununla alakalı olur. Sadece tabloyla alakalı olur.
Evet, şimdi bunu sileyim. Tekrar eski yazıma geri döneyim. Resimler isminden de anlaşılacağı gibi şu kursörünüzün yandığı yere, istediğiniz bir yere resim eklemenizi sağlıyor. Bilgisayarınızdan ekleyebileceğiniz gibi, şunun gibi, şöyle. Gördüğünüz gibi boyutu biraz büyük. Küçültebilirsiniz bunu. Şöyle. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yazıya göre durumunu ayarlayabilirsiniz. Yazının önüne, sağına, soluna ekleme hikayesi. Resmi ayrıca internetiniz bağlıysa, internetiniz çalışıyorsa çevrim içi resimlerde ne yapabilirsiniz çocuklar? Buraya ekleyebilirsiniz. Mesela kuşlara bir basalım. Buradaki resimleri ne yapabilirsiniz? Mesela şöyle seçelim. Ekle demeniz kafi. Bunun için biraz bekliyorsunuz internette indirdiği için. Bu şekilde ne yapabilirsiniz çocuklar? İnternetten bir resmi de buraya ekleyebilirsiniz. Şuradan geri dönüş yapayım. Resimleri resimlerle ilgili ekleme yaptığımızı göstermiş oldum. Şekiller var. Değişik şekiller var hafızasında. Bunları kullanmak istiyorsanız mesela oklar kullanabilirsiniz böyle. Bunun gibi. Bunun biçimini değiştirebilirsiniz. Burada da şekiller kısmında eğer belgenizde lazım olursa kullanabilirsiniz. Simgeler var. Bakalım neler varmış. Analizle alakalı mesela şurada. Bunları kullanabilirsiniz. Hatta şunu hemen bir gösterelim. Evet. Yine bir resime benziyor. Fakat biraz daha çocuklar nedir bu? Biraz daha farklı bir şey. Yani değişik simgeler, değişik konularla alakalı simgeler. Araç ve binalarla alakalı, doğa ve dış mekanlarla alakalı resimler ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Resime benzedi dediğim gibi. Ama biraz daha siyah beyaz görseller. 3B model olmadığı için bunu geçiyorum. Smart Art'a bakalım. Smart Art'ta aslında Word dosyamızı, Word belgemizi güzelleştiren şekiller var. Bakalım şöyle. Liste görüldüğü gibi burada. İşlem, döngü, mesela kullanabileceğiniz şeyler, hiyerarşi. Mesela şundan bir tanesini seçelim mesela. Bunda ilişki var, matris var, piramit var, resim görüntülü şekiller var. Şimdi buradan diyelim ki hiyerarşiden bir tane şey seçelim. Eklediğim zaman geliyor. Buraya artık ne yapabilirsiniz? İstediğiniz metni ABC diyelim buraya. Buraya DEF olsun. KLM olsun. Böyle kalsın. Bu tarz Word belgenizde görsellik sağlayan şekilleri ne yapabilirsiniz çocuklar? Ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi lazım oldukça, araştırdıkça burada ne yapıyorsunuz? Bunlara bir aşinalık kazanıyorsunuz. Grafik görelim. Bir de şuraya grafik ekleyelim. Grafik deyince aklımıza şunlar girmesi lazım ki bunları Excel'de kullanacağız. Bakın şöyle. Sütun, çizgi, pasta, çubuk, alan grafikleri var. X'ye noktalama grafikleri var. Haritalar, hisse senedi biraz daha iktisatçılar için kullanabilecekleri şey, yüzey grafikleri var. Radar grafikleri var. Bunlar bazıları inşaat mühendisliği ile alakalı değil çocuklar. Mesela hepsinin aslında değişik mesleklerle alakalı kullanımları var. Mesela şöyle bir tane seçelim böyle. Tamam diyelim. Bakınız. Şimdi normalde biz Word üzerinde aslında bu tarz grafikleri pek oluşturmayız. Biz bunları Excel'de oluşturur. Excel'den buraya atarız. Yani buraya ekleriz. Bakın şurada Excel'de olduğu gibi mesela şurada bazı sayılar var mesela. 0,9 yapayım. Bakın noktanın yerini değiştiriyor. Yani buradaki 1, 2, 3 tane nokta var ya. Bakın şurada. Birinci nokta şu. 0,9'da 2,7. 0,9, 2,7. Tamam mı? Bu mantıkta. Ama dediğim gibi bunu pek Excel'de yapıp buraya taşıdığımız için pek kullanmıyoruz bu taraf burada yani. Sadece buradan eklendiğini bilin diye söylüyorum. Grafik, ekran görüntüsü. Mesela bir ekranınızda bir görüntü var. Onu görüntüyü buraya resim olarak taşıyabilirsiniz. Mesela nasıl böyle? Ekran kırpma bakalım. Şimdi diyelim şurayı alayım mesela. Şöyle. Şurayı, şu kısmı aldım. Bakınız.
o seçtiğim alanı bana ne oldu? Bir resim olarak getirdi. Mesela ben sınav sorularını böyle hazırlıyorum. Şurada bir şey aradığınız zaman geçiş yapabilirsiniz ona. Yani oradan resmi kopyalayıp buraya getirebilirsiniz. Eklentilere geçiyorum çocuklar. Burada o kadar çok sıklıkla kullandığımız şeyler değil. Ben de dikkat etmemiz gereken, daha doğrusu çok sıklıkla kullandığımız şeylerden bir tanesi. Şöyle tekrar eski haline göndereyim. Üst bilgi, alt bilgi ve sayfa numarası. Bunu çok sıklıkla kullanıyoruz. Üst bilgi şudur. Şu Word belgenize, şu Word belgenize bir üst bilgi atamak istiyorsanız, şu yani belgenizin üst tarafına bir yazı yazmak istiyorsanız, bu üst bilgi kısmı ile bunu ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Üst bilgi ekleyelim mesela. Bakın değişik formatları var yine. Mesela şunu seçelim. Şuraya ne yazalım? Temel bilgi teknolojileri. Evet. Şimdi bu üst bilgiyi üst bilgi alanına geçmek için iki kere tıklamanız kafi üst kısma. Eğer yazıya dönmek istiyorsanız bu üst kısma değil de alt taraftaki kısım alana iki kere tıklamanız kafi. Bakın şimdi bu üst bilgiyi, yani bu sayfama eklediğim üst bilgiyi otomatik olarak ne yapıyor çocuklar? Bir sonraki sayfama da ekliyor. Bir de alt bilgi ekleyelim. Aynı şekilde alt bilgi de ekleyebiliriz. Mesela ne yapayım? Burada mavi seçelim mesela. Seçtim. Buraya da ne yazalım? Temel bilgi teknolojileri. Buraya da KTÜ yazalım. KTÜ yazalım. Şimdi buradan çıkmak istiyorum. Tıkladım. Ve bu turuncu renkli üst bilginin yanı sıra bir de alt bilgi ekledim. Bakınız o alt bilgileri de artık ne yapıyor? Her sayfanıza şuraya bir sayfa sonu atalım mesela. Bir sonraki sayfaya geçti ve otomatik olarak onu ne yaptı çocuklar? Ekledi. Eğer Word belgenizde bu tarz bilgiler vermek istiyorsanız ki böyle belgelerle de karşılaşmış olabilirsiniz. Buradan yapılıyor yani. Ekle kısmında üst bilgi, alt bilgi. Sayfa numarası ne çocuklar?